Hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk Bahar Hanım. Biraz anlatır mısınız kendinizi, yaşınız Tabii kaç? Tabii ki. 28 yaşındayım. Ankara'dan geliyorum. Evet. Yaş farkı. Takılmaması yani... için umut ederek geldim. Kaç yaşında olduğumu biliyor musunuz? Biliyorum. Kaç? 32. 33. Sağ ol. Allah razı olsun. Siz 32 bilebilirsiniz. Sıkıntı yok benim için. Biraz daha geri gelse hiçbir şey olmayacak. 31 de diyebilirim. Çık çık çık. 34 yaşındayım, tamam. Çıkabilirsiniz. Dondu. Evet, 34 dondu. Duyunca dondu. 34. Çok mu? Hayır tabii ki. Tamam, hadi biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ankara'da yaşıyorum. Mobilyacıyım. Çok fazla kriterlerinizi bilmeyerek geldim. Bir kriterim yok zaten. Tamamen elektrik durumu. Sayılır. Hoş bir bayansınız. Net, kararlı bir insansınız. Kıskanç Bunları... mısınız? Haddinden fazla. Şey, daha önce evlilik yaptınız mı? Hayır. Aileniz sağlar mı? Görüşüyor musunuz? Beraber misiniz? Evet, ailemle birlikte yaşıyorum. Anneniz bana geldiğinizi biliyor mu? Biliyor. Peki bu kıskançlığı ne yapacağız peki? Tabii ki bunlar zamanla dizginlenebilir. Burcunuz nedir? Kova. Efendim? Kova. Kova, entelektüel olurlar. Öyle misiniz? Okumayı hiç sevmiyor musunuz? Hiç kitap falan okumaz mısınız? Fazla sevmem. Dahi burç diyorlar değil mi kovalar evet, için? Evet, çok zeki olurlar. O da zekasını farklı bir alanda kullanıyordur belki. Evet, ya hobileriniz falan var mı? Ne bileyim, ilgilendiğiniz bir şey? Tabii ki, gezmekten, eğlenmekten çok fazla keyif alırım. Ayrıca evet, işine aşık bir insanım. O güzel bir şey. Ekstra yaptığım şeyler, kardeşimle vakit geçirmekten çok keyif alırım. Kaç yaşında kardeşiniz? 21 yaşında bir kardeşim 21 var. 21 yaşında. Yani hep beraber misiniz? Olabildiğince hep birlikteyiz. Bu güzel bir bağ. Kız mı erkek mi? Anlamadım. Kız mı erkek mi? Erkek. Anladım. Hazırsan açalım paravanı. Olur, olur. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Ve aşk bulur kendi yolunu. Ellerimle kazmam ben kendi kuyumu. Bilmeliyim önce huyun mu suyunu. Sonra çok önemli dilimizin uyumu. Derdet ve aşk bulur kendi yolunu. Ellerimle kazmam ben kendi kuyumu. Bilmeliyim önce huyun mu suyunu. Sonra çok önemli dilimizin uyumu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra Hanım, müsaadenizle ben lojadaki arkadaşlardan Hüseyin'in fikrini almak istiyorum. Hüseyin'in fikri. Ben de Pamuk'um. Pamuk ve Hüseyin, ikinize mikrofonu. Hüseyin demiş ki, oğlum olmaz bu iş. Atilla'yla biz sohbet ettik dışarıda. Kendisi Konya'da üniversite okumuş. Birkaç kez beni görmüş orada üniversitede. Bayağı canı yakın birisi ama ben, kardeşim seni çok iyi birisin ama Bahar Hanım'ın olumsuz olacağını düşünüyorum inşallah. Bahar hayır der. Evet. Pamuk. Bahar Hanım 34 yaşında ama 18 Bahar Hanım görünümlü. Mı diyorsunuz? Hayır. Evet. Bahar Hanım 34 yaşında ama görünüş olarak 18 yaşında gibi görünüyor. Ya yok, Pamuk şahane değil de gerçekçi olmak gerekirse neyse koy. Ama göstermiyorsun gerçekten yaşını. Bir iki yaş belki. Yaş önemli değil gerçekten. Hani önemli olan ruhunun yaşı ve ne hissettiği. Ruhum genç canım. Ruhumuzda önemli sıkıntı yok. Önemli olan bence bu. Bu benim fikrim tabii. Görünüş olarak 25-26 ben ilk gördüğümde öyle. Ay Pamuk hani abartma 18'di Pamuk ya. Hayır, görünüş olarak ama 18 ruh yaşında yaşı 18. Yani. Ruh olarak yani çok eğlenceli. Onunla zaman geçirmek çok keyifli. Şunları karıştırmayalım. Ama beyefendiyle olumsuz olacağını düşünüyorum Esra abla. Birazcık karakterleri birazcık ters. Yüz ifadesi belli ediyor zaten. Karakter değil demeyelim de görüntü çok. Karakterden yani, kastınız nedir Pamuk Hanım? Küçük görünüyor bence. Esra abla.
Beyefendi kova, kova ile koç olmaz. Niye? Yani olursa da durmadan kavga ederler. Koç yalnız biraz hayatları daha... burçlar üstüne mi kuruyoruz? Yok hayır. Koç kendini çok fazla her şeyi elde etmeyi seven bir insan. Kova da öyle, hiç anlaşamazsınız. Ben öyle düşünmüyorum. Bahar Hanım bunun kararını verebilecek net bir insan. Yok, ona sadece fikri soruyor zaten. Ben fikir söylüyorum. Onun fikirleri benim kararımı değiştirmez. Evet. Ama hani fikir alıyoruz. Ya şey, sıkıntı şu, ben tabii karakterinizi hemen bilemem burada bu kadar kısa bir sürede ama... 5 dakikada karakter bilinmez. Evet, var. Bilinmez. Yani ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani biz burada 6 aydır oturuyoruz. Hiç... Teşekkür ederim. Acaba nasıl iyi mi? Ama aynı cümleyi söyledi yani 5 dakikada karakter analizi bilemem. Yok, ben pamuğa söyledim Esra Hanım. Ya hayır, belki ben insan sarrafıyım beni sağlık. Ben görünce anladım ya. Pamuk ben İlla de. Şuraya Pamuk, geliyor Allah aşkına. Laf Esra abla. Esra bak şuraya Hanım. Geliyor. Esra Hanım. Esra, Pamuk öldürüyor ya beni. İnanın ben hep bu lafı çok kullanıyordum da artık tövbe ettim. Asla insan sarrafı diye bir şey yok. Vallahi ya. Vallahi ben tanıyorsunuz bari falan. Için belki de Esra yani abi. O yüzden derim Pamuk, o zaman. Peki. Bahar kararına şey olarak Esra Hanım yani beyefendi hani bazı insan olur 28 olur ama hani büyük gösterir. Beyefendi hem küçük gösteriyor. Hem de gerçekten küçük gösteriyorsunuz. Yani yaşınızdan siz kendiniz de 28'den de küçük duruyorsunuz. Ben bayağı yaşımı gösteriyorum yani. Ne yazık ki pamuğun iltifatını teşekkür ediyorum. Karar maalesef olumsuz. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.